Verirseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Bu görüntüyle ilgili. Evet, bu görüntüyle ilgili. Lütfen. Şimdi, yani Hakan Bayrakçı biraz vicdani bir şey söyledi. Yani bir insan olarak görüntünün ne anlama geldiğini. En objektif adamın bile olay şurasına gelmiştir. Dünyanın her yerinde. İşte Abdullah Bey daha teknik bakabilir belki. Evet. Şimdi, nedir bu görüntü? Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Ondan sonra bu tezi çürütmeye çalışalım. Şimdi İsrail en başından beri bütün dünya kamuoyunu oynuyor. Burada kullanmış oldukları neler? Bir takım kamu diplomasi çabaları, bir takım algı çabaları, bir takım propaganda çabaları, bir takım bir şekilde ajitasyon çabaları. Şimdi burada şu gördüğünüz İsrail açısından bakıldığı zaman bir beyaz propaganda ne çabası. Peki? Ne ama yani? Bu aslında bir kara propaganda. Peki nedir bu görüntü? Şimdi ne anlatmak? Şimdi yaptıklarını ve yapacaklarını gerekçelendirmeye çalışıyor. Meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani temel niyet ve maksadı o aslında. Peki, görüntü üzerinden analiz edebilir misiniz bize? Ne oluyor? Şimdi burada görüntüde bir RPG-7 taşıyan, hastane civarında olan bir kişi var. Bu. Evet. Şurası mı? Bu evet, elinde bir RPG-7 var. Bir de şu görüntüde tankla ilgili, bakın şurada tankı vuruyor. Bu tankın... Hayır, bir dakika, önce şöyle, bir geri alabilir miyiz? Yani bu video birincil olarak elinde RPG taşıyan şimdi gelecek. Bir Hamas, evet şu görüntü. Bu bitti değil mi? Hani burada bitiyor bu. Bitti. Bu. Diyor ki bak diyor hastanenin hemen yanında elinde RPG taşıyan bir Hamaslı var. Şu görüntüyü, şu çizgiyi çekmiş görüyorsunuz. O çizgi ne anlama şimdi geliyor? Şimdi bir görüntüde açıklıyor aslında onu. Tamam. Bu RPG-7 ile tankı vurdu diyor. Tankı vurdu ve hastaneye mi girdi diyor yani. Yani onu demeye çalışıyor. Beyaz çizgiyi hastanenin çizgiyi kabul şimdi ediyor. Şimdi bir sonraki görüntüye gelelim lütfen. Bu beyaz çizgi ne? Şimdi diğer görüntü kendini gösterecek. Çünkü bu başka bir görüntü ama değil mi? Bu bunun muhtemelen devamı. Bakın şu çizgi orada gördüğümüz çizgi. Ha evet. Şimdi, hastane çizgi. Hastanenin oradan RPG ile attı ve bizim tankımızı vurdu demeye getiriyor. Ha onu diyor. Var mı tankın vuruluş görüntüsü? İşte şuradaki ışık huzmesi, tankın vurulma huzmesi. Ama şu belli olmuyor ki. Yani biraz geriye alabilir miyiz onu? Biraz geriye alabilir miyiz? Hastanenin camından mı attı diyor yani? Yani yan tarafından attı demek. Yok camından oradan, değil. Oradan gizden. Hastanenin sınırları. Biraz daha ileri olur lütfen. Şu çizgi bakın. Bu çizgi hattından bize roketi attı, bu roketi attı ve bizim tankımızı vurdu demeye getiriyor. Hastanenin sınırları içine girdi diyor. Hastanenin bahçesinden attı diyor. Evet bakın şu çizgi evet, işte. Evet, bakın şu tankın vurulması. Burada tankım var diyor. O çizgi mihverinden oradan bize roket attı diyor. Yani şunu diyor. Hastane yakınlarından diyor. Oraya bir beyaz çizgiyi koymuş ki onu hastanenin içinde kabul et anlamında. Ama biz baktığımızda hastane yakınlarından, hastane bahçesinin çıkış noktasından bir RPG atarak bizim tankımızı vurdu diyor. Amacı o yüzden diyor ben de diyor şifa hastanesinin bütün hastaların başına yıktım diyor. Uluslararası norm özür dilerim ve vicdan. Penceresinden bile atsa çarpışa çarpışa hastaneye girersin o adamı bulmaya çalışırsın. Yok sebebi ne? Köküyle hastaneye indiremez. Şifa hastanesi. Rezdeki bebeklerin ne suçu var ya? Tabii. Neden şifa hastanesi? Şifa hastanesi bir şekilde gerekçelerini üreterek ele geçirip bir zafer ilan etmeye çalışıyor. Burası Kudüs Hastanesi. Yani şifa hastanesi. Evet, şifa hastanesi asıl onun asıl onun derdi çünkü Hamas'ın ana karargahının şifa hastanesi ve etrafında olduğunu. Üç kere vurdu abi. Üç kere. Bu resmi ya bugün bu işte Hamas teröristlerinin Kudüs Hastanesi'nde bir RPG ile ne işi olabilir? Demiş bir daha okur musun? Bu Hamas teröristlerinin Kudüs Hastanesi'nde bir RPG ile ne işi olabilir diye bu görüntünün üstüne koy. Cevap ver. Cevap vereyim. Bir kere penceresinden bile diyorum adam ateş etse uluslararası vicdan ve normlara göre inceleseniz Birleşmiş Milletler'de de bu var. Bir hastanenin binasını çoluk, çocuk, kadın. Bu arada demin rakam verdi ki 11 bin ölü. Bunun bildiğim kadarıyla 2500'ü çocuk. Ya 2500'ü ya 1500'ü. 2500. Evet. 2500'ü çocuk, 6000'i de kadın. Zaten 8500 çocuk ve kadın öldürmüşsün. Hastanenin o penceresinden atan adamı vurmak için 8-10 tane askeri çarpışa çarpışa, yakın çarpışmayla birebir bulmak için içeri saldırabilirsin.
Ama hastaneyi köküyle, binayı komple çoluk çocuk öldüremezsin. Onu yaparsan herkes seni ayıplar. Onu da, hastanenin onu da penceresinden atıldığını da kanıtlamıyor bu. Yok, ayrıca ya. Kanıtlamıyor atılsa evet. bile diyor. Onu da yapamazsınız. Yani ateşli silahları bu tür sivillerin olduğu alanlarda kullanamazsınız. İşte bir kere savaş hukukuna uygun değil bu. Ateşli, peki kendisine saldıran eli silahlı biri ne karşı ne yapacak yani? O zaman İçeri ne yapması gerekiyor? Perden girecek, çarpışacak ya, onunla. Evet, yani şimdi, şey yapması hayır, gerekiyor. Bunun özel harekat metotları var. Hı. Şimdi özel harekat diye ifade etmiş olduğumuz tam bunun konusu zaten. Yani sivil. Hakan Bayrakçı onu söylüyor zaten. Türkiye de böyle yapıyor 40 senedir. Sivillerin olduğu yerde. Ya şimdi her ülkenin özel harekat birimi var. Her ordunun özel harekat birimi var. Özel kuvvetleri var. Bunlar ne için var? Bu meskun mahallelerde veya gemilerde, binalarda, trenlerde, uçaklarda bu tür sivillerin olduğu alanlarda operasyonları yapmak için var. Neden? Sivillere zarar vermemek. O işin incelikleri var. Yani. Ha, tabii incelikleri ya, var. Buna cesaret edemiyor. Bir sivil evden bir PKK'lı ateş etti diye 20 sivilin yaşadığı evi havaya uçurma yapıyor Türkiye. Yok asla. Bir kişiyi yakalamak için orada yaralı veriyor, şehit veriyor. Bedel ödüyor. Hakan evet. abi. En son kaç şehit verdi ya şu şey? Tabii Hendek'te. Hendek operasyonunda. En son Kuzey Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde Irak'a geçiyor bir PKK'lı. Biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın onu takibe alıyor. Tam 6 ay onu izliyor. Sonra dağlık bir yerde imha ediyor. Görüntülerini dağıttı. Yaşar Güderpaşa'mızın geçen bir açıklaması vardı. Biz SİHA'larla yapmış olduğumuz akınlarda sivillere, dini alanlara, kültürel alanlara veya bir şekilde floraya yani yeraltı ve yerüstü kaynaklarına zarar vermemek için en az 7 tane kritere bakıyoruz. Bu kriterlere uygunsa vuruyoruz. Abi. Hatta biz yapmış olduğumuz harekatlarda etrafında çocuk varsa, okul varsa, bir şekilde dini alan varsa teröristler orada yuvalanmış olsalar bile oraları vurmadık hiçbir zaman. Abi. Peki, çok teşekkürler. Devam edelim. Serdar hazır mı? Serdar, bu 4 saat meselesi vardı. Yani tahliye için böyle bir 4 saatlik ateşkes. Evet. O ne oldu o iş? Saat 10-14 saatleri arasında gerçekleşti bugün de. Dün de o şekilde gerçekleşti. Çeşitli noktalar oluşturuldu bununla ilgili. Tabii lokasyonlar paylaşılıyor. Gazze'nin genelinde bir ateşkes değil bu. Bunun altını çizelim. Lokal olarak ateşkes yapılıyor. Bunu da şöyle açıklıyor İsrail kaynakları. Biz savaşımızı Hamas'la sürdürüyoruz, sivillerle değil. Bu anlamda yaptığımız ateşkes bir bölgeyi kapsıyor ki o bölgeden sivillerin geçişini kolaylaştırıyoruz. Yani daha doğru bir ifadeyle Selahattin yolu üzerinde. Dilerseniz haritamız var yanımızda, oradan da göstermeye çalışayım ben. Çünkü önemli bu. Birkaç nokta paylaşıldı. 8 Kasım'dan bu yana sivillere güneye doğru tahliyesine izin vermek için taktiksel duraklamalar sürüyor ifadesi Serdar, kullanılıyor bu açıklamada. Tabii tahliyesinde ise birkaç nokta belirlendi. Selahattin, evet, oradan göstereceğim zaten. Kameraman arkadaşım şimdi yakınlaşacak. Bakın, bu noktada Selahattin yolunu görüyorsunuz. Kuzeyden güneye bir giden yoldan bahsediyoruz. Ve bugün birkaç farklı noktada lokal bir ateşkes uygulandı ve bu da öncesinden paylaşıldı zaten. O yolları da paylaştılar. Bakın hemen söyleyeceğim sizlere o yolları. Şimdi Salah Aldin Caddesi'nin batısındaki bölgede 10-14 saatleri arasında insani amaçlı askeri operasyona taktiksel olarak ara verilecek. İşte bu paylaşım yapılırken taktiksel aradan kasıtları ise lokasyonda lokal olarak ateşkes yapıp buradan farklı güzergahlar oluşturup sahilden de, çünkü burada da yollar var, bu yollardan Selahattin yolu üzerine o sivilleri getirmek ve bu Selahattin yolu üzerinden de güneye doğru sivillerin geçişini sağlamak hedefleniyor. İsrail ordusu güvenli bir şekilde bu yol üzerinden sivillerin geçeceğini ifade etse de birkaç gün önce yine Selahattin yolu üzerinde sivillere ateş açıldı. Öte yandan güneyde Refah ve Han Yunus bombalanmaya da devam etti. Bu önemli ayrıntıyı da paylaşmak isterim sizinle. Peki Serdar,
Bir de böyle bir beyaz bayrakla geçiyor insanlar. Böyle hani bir tehcir gibi. Bu bir hayli zamandır o görüntüleri evet. görüyoruz. Bu yeni görüntüler de var galiba Onur, öyle mi? Yani bu insanlar nereye gidiyor o görüntülerle evet. birlikte? Onu bir anlatabilir misin? Tabii. Şimdi yeniden kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'ndan yardım alacağım. Şimdi haritamızı biraz daha kaldıralım. Bakın. Şimdi burası Gazze haritası. Gazze dört bir taraftan kuşatılmış durumda. Ve burası bakın. Kuzey bölgesi, kuzeyden güneye doğru bir geçiş söz konusu. Telefon bağlantım kesildi. Bir daha o bağlantıyı kurmaya da çalışalım. Arkadaşlarıma söylemiş olayım bu vesileyle. Şimdi bu Selahattin yolu üzerinden İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrailli yetkililer güneye doğru hareket etmelerini istiyorlar. Bu buradaki sivillerin. Beyaz bayraklı o sivillerin görüntüleri tabii ki hem İsrail Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi hem de bölgede çeşitli noktalardan elimize ulaşıyor o görüntüler. Kuzeyde çaresiz kalan o siviller, Gazze'liler, Filistinler, çünkü neden çaresiz ifadesini kullanıyorum. Burada yardım giremiyor, refah kapısından gelen yardımlar ulaşmıyor buraya. Ve bu noktada refah kapısından yardımların bu Kuzey Gazze'ye ulaşmaması sonrasında güneye doğru hareket etmek zorunda kalıyorlar. Ve şöyle bir detayın da altını çizeyim. Burada enerji krizi, su krizi ve gıda krizi söz konusu. Kuzey Gazze'den bahsediyoruz. Bakın Beyt Hanun, Beyt Lahia ve Gazze Merkez bu noktalarda bulunuyor. Ve birçok ismini zikrettiğimiz hastaneler de yine Kuzey Gazze'de. Ve Şifa Endonezya hastaneleri gibi. Bu noktadan güvenli bir yol, Selahattin yolu gösteriliyor ama az önce ifade kullandık ya, Selahattin yoluna birkaç gündür saldırılar da söz konusu. Yani siviller, buradaki yerel kaynaklar Gazze'nin hiçbir şekilde Gazze'lilere ve Filistinlilere güvenli olmadığı yönünde bilgiler paylaşıyor. Şimdi Gazze'liler bu yol üzerinden birkaç yol daha oluşturuldu. Bugün üç farklı yol oluşturuldu yapılan paylaşımla. Ateşkesle birlikte oluşan süreç bu. 8 Kasım'dan sonra gerçekleşti. Selahattin yolu üzerinden bağlanıp Refah, Han Yunus ve güneydeki, hatta imkan olursa Mısır'a gitmek isteyenler bile var içlerinde. Burada konaklıyorlar, buradaki kamplara yerleştiriliyorlar aslında ama Han Yunus ve Refah bölgesi de bugün, dün yine bombalandı. Yani güvenli noktalara kaçmak istiyor buradaki siviller. Gidişler söz konusu, beyaz bayraklar ellerde ama yine saldırıya uğruyorlar. Burada kaldıkları takdirde de ya bombalarla ölecekler, ya gıda ihtiyaç malzemelerine ulaşamadıkları için hayatlarını kaybedecekler, ya da yaralılarsa kan kaybından, acil müdahale olmadığından hayatlarını bu bölgede kaybedecekler. Yani Gazze'de siviller özellikle oldukça çaresiz kalmış durumda. Ya Serdar, ben anlamadım. Şimdi İsrail diyor ki kuzeyden güneye git, yoksa hepiniz öleceksiniz. Tamam, kuzeyi boşaltalım diyorlar. Ellerinde beyaz bayraklar, şu anda ekrana geliyor görüntüler. Zavallı sivil insanlar, kadın, yaşlı ağırlıklı. Güneye giderken bu kez de bombalıyor. Gerekçe ne ya? Yani gerekçe ne? O zaman niye kuzeyden güneye sürüyorsun eğer öldüreceksen? Beyaz bayrak ya, ya silah yok, bir şey yok. At arabasıyla gidiyor ya adam. Gerçekten niye vuruyor bunu yani? Bunun gerekçesi ne? Onu zaten anlamak güç. Çünkü İsrail Savunma Bakanlığı'nın sürekli yaptığı paylaşımları da takip ediyoruz. Hamas'tan da tabii çeşitli görüntüler geliyor. Bu noktada güneyin her ne kadar güvenli olduğunu ifade etseler de, güneye geçişleri tavsiye etseler de, aslında İsrail'in yetkililerinin, ordu birliklerinin tam anlamıyla Gazze'yi kuşattığını biliyoruz. Ve Gazze'yi topyekün almaya çalışıyor. Buradaki
kuzey bölgenin önce boşaltılmasını istemesi de aslında bir taktiksel durumu da gözler önüne seriyor. Bu anlamda güneye tavsiye etse de geçişlerin daha güvenli olduğunu ifade ederek kuzeyi önce alıp akabinde güneyi almak ve sonrasında Benjamin Netanyahu'nun ifadesiyle Gazze'yi aldıktan sonra ve bir müddet bu noktayı, hatta bir müddet de uzun da olabilir, burada kontrolü sağlamak. Çünkü ifadeleri de şu, gerekçeleri şu: biz burayı kontrol altında tutmadığımız takdirde 7 Ekim'de olduğu gibi saldırıya uğruyoruz diyorlar. Bu anlamda Gazze'de Benjamin Netanyahu kalıcı olmayı planlarken Savunma Bakanı tezat ifadeler kullanıyor. O anlamda bu görüş ayrılıklarını da zaten daha önce de konuşmuştuk. Peki Serdar, teşekkürler. Sen bekle lütfen. Sana da zaman zaman dönebiliriz.